Şimdi hepinizin sabırsızlıkla beklediği yine çok değerli bir konuşmacımızın sizler için özel hazırladığı bilgi paylaşımı olacak. Kendilerini takdim edelim. Türksel Genel Müdürü Sayın Süreyya Celil. Buyurun efendim. Kumandanız hazır orada. Çok teşekkürler. Buyurun, başarılar. Sizin yaka mikrofonunuz açık. Onu tamam. Biz kapattık. Değerli başkanlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi ilk önce en samimi, en kalbi duygularla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Kendi başımdan geçen tecrübeleri, okulu bitirdikten sonra 28 senelik bir iş hayatımız var. Oradaki öğrendiklerimizi sizinle paylaşacağım. Ben ortaokulu Kadıköy Marif Koleji'nde, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okudum. Ve orada öğrendiğim İngilizcenin bütün hayatım boyunca faydasını gördüm. O yüzden hepinize ilk önce baştan İngilizceyi bilhassa, bütün yabancı diller önemli ama bilhassa İngilizce çok önemli diye düşünüyorum. Onu vurgulamak istiyorum. Sonra imtihanlara girdim. İki tane imtihana girdikten sonra Ankara Fen Lisesi'ne gittim. Fen Lisesi gerçekten benim hayatımda dönüm noktalarından bir tanesidir. Çünkü ilime, bilime, teknolojiye, yenilikçiliğe, öğrenmeye orada gerçekten aşık oldum diyebilirim. Çok daha derinleştim. Bir de Fen Lisesi'nin bana verdiği şu vardı. Fen Lisesi zenginlerin okulu değildi. Fen Lisesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen, çoğunun burslu öğrenci olduğu bir okuldu. Ve oradaki öğrencilerin bir özelliği, herkes kendi alın teriyle, akıllıyla, başarısıyla o okula girmeyi hak etmişlerdi. Orada Anadolu'nun dört bir yanındaki kardeşlerimin zekiliğini, çalışkanlığını gördüm. Ve hayatım boyunca ondan sonra hiç kimseye hiçbir zaman ayrımcılık yapmamayı da orada temelinden öğrendim. Sonra üniversiteye girme zamanıydı. Burs imtihanlarına girdim. Almanya'ya burs kazandım. Fakat Almanya'ya gitmek istemedim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliğini kazanmıştım. Ve açıkçası şöyle düşünüyordum o zamanlar. Ya Almanya'ya gidince Almanların oradaki işçilerimize yaptığı bakış açısı beni çok etkileyecek. Biraz çok yokuş yukarıya bir yol çıkacakmışım gibi geliyordu. Ve esas da gönlümde elektronik mühendisliği vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bunu kazanmıştım. Aynı zamanda Ankara Gücü diye bir takımda da basketbol oynuyordum ve Türkiye Şampiyonası'na katılacaktık. Yani hem spor hem okul, TÜBİTAK'tan da burs kazanmıştım. Hem de küçük bir gelirimiz var. Bütün bunlar bu araya gelince Orta Doğu'da eğitime başladım. Fakat okula başladıktan 6 ay sonra büyük bir boykot oldu ve okulu kapattılar. Okul 9 ay boykotlar yüzünden kapandı ve ben bir senemi kaybettim. Keşke Almanya'ya gitseydim, acaba yanlış karar verdim diye kendimi de suçlamaya başladım. Tekrar burs imtihanına girdim ve bu sefer Amerika'yı kazandım. Artık 9 ay okula gitmedim, bir daha aynı riski almayayım diye burs imtihanıyla sonuçları belli olduktan sonra ilk uçakla Amerika'ya gittim. Ve Amerika'da University of Michigan'da bilgisayar mühendisliği okudum. Bursum endüstri mühendisliğineydi. Fakat Amerika'da lisan okullarında üniversitelere kabul etmek için, edilmek için beklerken okuduğum dergilerden, mecmualardan, konuştuğum insanlardan dünyada bir teknoloji devriminin geldiğini ve bilgisayarların çok önem kazanacağını gördüm. Ve inanın Türkiye'de ben liseyi bitirdiğim 1976 yılında tek bir üniversitede bilgisayar mühendisliği yoktu. Ve kendi şöyle düşündüm. Eğer bilgisayar mühendisi olursam yeni bir konuda uzmanlaşırım. Bu da benim için bir avantaj olur diye. Ve University of Michigan'da hem endüstri mühendisliğini bitirdim hem de bilgisayar mühendisliğini bitirdim. Ondan sonra da Harvard Business School var. Orada MBA programı iş idaresinde yüksek eğitimimi aldım ve iş hayatına atıldım. İş hayatında da
Hep bilgisayar ve teknoloji konusundaydı. İlk önce 5 sene bir firmada çalıştım. Sonra kendim tam 1987 yılıydı. 1987 yılında Novasoft isimli bir yazılım firmasını Boston'da kurdum. Bir tane bir arkadaşımla birlikte, bir İngiliz arkadaşla birlikte. Yani sıfırdan kurduğumuz bu şirket 9 sene sonra 160 tane yazılım mühendisinin çalıştığı ve Boston çevresindeki en hızlı büyüyen yazılım teknoloji firması oldu. Orada şirketin aynı zamanda CEO'luğunu da yapıyordum. Diğer yönetim kurulu üyeleri ve bize Venture Capital denilen yatırımı yapan yönetim kurulu üyelerimizle başka bir şirket bizi satın almak istedi. Oradaki çeşitli fikir ayrılıklarına düştük. Sonra ben şirketin yönetim kurulu başkanı olarak kaldım ama şirketteki görevimden ayrıldım. Ve şirket satıldı. Ben de ülkeme dönmeye karar verdim. 1997'de Microsoft Türkiye'ye genel müdür olarak döndüm. Orada inanın biraz hissi davranmam, yani duygularımı kullanarak davranmam büyük bir faktör oldu. Çünkü o yaz annemi kaybetmiştim ve yani hayatta koşuştururken çok sevdiklerimden ayrı kalmanın biraz açıkçası özlemini, acısını çektim diyebilirim. O sebeplerle ülkeme döneyim, bütün tecrübemi artık Türkiye'de uygulamaya koyayım diye düşündüm. Microsoft'ta Microsoft'ta 97 ile 2000 yılları arasında Türkiye'deki genel müdürdüm ve Microsoft'un gücünü arkamıza alarak Türkiye'nin bilişim teknolojilerinde ilerlemesi için çok çalıştık. Sonra Türkiye'deki başarılarımız yüzünden Microsoft'un merkezi olan Washington Redmond'da bu çok takdir edildi. Birçok konuda dünyada birincilik alıyorduk projelerimizde. O yüzden iki tane terfi alarak merkeze atandım ve 7 senede Microsoft'un merkezinde orada üst düzey yöneticiliğinde çalıştım. Değişik işler yaptım. Bir ara Microsoft'un dünyadaki bütün iş ortaklarından sorumluydum. 250 bin tane iş ortağının dünyadaki iş ortağının yönetiminden sorumluydum. Ondan sonra Microsoft Office'in dünyadaki satış, servis ve danışmanlık kadrolarından 120 ülkede sorumluydum. Ve burada çok derin tecrübeler aldım ve 2006 yılının sonunda da Turkcell'e CEO olarak atandım. Bu görevi kabul ettim ve 2007'nin başında Turkcell'e başladım. 2007'den beri de Turkcell'in CEO'luğunu yapıyorum. Şimdi bugün, yani bunu anlattım size, sebebi hayat devamlı böyle bir çizgi gibi hep yukarıya çıkmıyor. Burs öğrencisi olarak okuduğumuz yıllar oldu. Şunu da paylaşayım. Amerika'da okuduğum, öğrenci olduğum yıllarda Türkiye'nin döviz sıkıntısı çektiği yıllardı. 1970'li yılların sonu, 80'li yılların başı. Yani inanın Türkiye'nin petrol alacak dövizi yoktu. Aynı zamanda yurt dışındaki burslu okuyan öğrencilerine yollayacak dövizi de yoktu. Ve hatırlıyorum Michigan'da okurken 3 ay bizim aylık 325-350 lira civarında olan bir aylık maaşımız vardı. 3 ay bu maaş gelmedi. Ve ben o 3 ay cebimde 25 sent ve çoğu zaman da o 25 senti elinde tutarak 3 ay geçirdim. Yani okulun kafeteryasında yedim, okulun otobüsleriyle yurttan dershaneye gidip geldim. Yatacak yerimiz vardı, yiyecek yerimiz vardı. Fakat söyleyeyim, 3 ay harcamam sıfır. Yani öyle zor günlerden geçtik. Ve siz de liseyi bitirdiniz, üniversitelerdesiniz, üniversiteler bitecek. Hepinizin başından zorluklar geçmiş olabilir, kazalar geçmiş olabilir. Fakat geriye değil, hep ileriye bakacağız. Bugün bu girişten sonra size 3 tane hikaye anlatacağım. Birincisi, benim Michigan'a gittiğimde, Michigan Üniversitesi'nde okurken tanıştığım bir Türk çocuğun hikayesi. Çocuğun adı Bahattin Daloğlu. Babası Kayserili Muharrem Daloğlu. Babasının Kayseri'de alçı konusunda imalat yapan küçük bir imalathanesi var.
Ve Kayserili baba diyor ki Muharrem Bey, oğlum oku, teknolojiyi öğren, şu işi geliştirelim. Şu bizim imalathaneyi fabrika yapalım. Ve çocuk ilk önce bir koleje gidiyor, Ankara Koleji'ne, orada İngilizcesini öğreniyor. Sonra bir gün Ankara'da Cinnah Caddesi vardır. O Cinnah Caddesi'nin sağ tarafında Amerikan küçük bir kütüphane vardı. Kütüphaneye gidiyor, diyor ki ben alçı konusundaki bütün teknolojileri, patentleri öğrenmek istiyorum ki oradan öğreneyim, işime bu teknolojileri entegre edeyim. Kütüphane, o zamanlar kütüphaneci diye bir meslek vardı. Şimdi Google geldi, bu meslek biraz belki de unutuldu ama oradaki hanımefendi diyor ki aslanım diyor, bu patent bilgisi Türkiye'de yok. Amerika'da da 10 tane teknik üniversitede var. Ve bizim Bahattin babasını ikna ediyor. O 10 üniversiteden bir tanesi University of Michigan, oraya gidiyor. Kayseri'den kalkıyor, Ankara üstünden İstanbul, Detroit, sonra da University of Michigan. Niye? Bilgiye ulaşmak için. Bahattin'le sonra biz çok iyi arkadaş olduk. O da basketçiydi. Hem basket oynuyorduk hem derslerimizi, ikimiz de mühendislik, aynı yaştayız. Sonra aynı evde oturmaya başladık. Ve inanın Bahattin hafta sonları bazen erkenden kalkar, kütüphaneye giderdi. Bahattin ne yapacaksın? Süreya, patentleri kopyalayacağım. Yani fotokopisini çekeceğim. İki tane nüsha yapardı. Bir tanesini Ankara'ya yollamak için, bir tanesi de kendisi saklamak için. Ve 1800'lü yıllardan itibaren bütün patentlerin, alçıyla ilgili bütün patentleri Bahattin okudu. Bunların dosyaladı. Makine mühendisliği okudu ki alçıyla ilgili en yakın konu oydu. Çünkü makine mühendisliğinde heat transfer diye bir konu var. Termodinamik diye bir konu var. Tamamen bu ısıyla alçı nasıl yapılıyor onu anlatıyor. Sonunda ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bahattin'in küçük babasının, küçük Muharrem Bey'in küçük imalathanesi bugün firmanın adı Lafarge Dalsan. Bahattin'le konuştum. Bahattin ne oldu dedim. Dedi ki Süreya hiç sorma. Biz dedi biraz belki aşağılık kompleksi, Avrupalılar geldiler, bizim şirketi alalım dediler. Bizim de satmaya falan hiç niyetimiz yoktu ama adamları kırmamak için yarısını sattık. Ve sonra da gördük ki, bu arada Lafarge da Avrupa'nın en büyük çimento ve alçı firması. Gördük ki diyor Bahattin, firmayı sattıktan sonra bizim teknolojimiz bütün diğer Lafarge'in fabrikalarındaki teknolojiden daha iyiydi. O yüzden şimdi bizim teknolojiyi bütün Lafarge'in fabrikalarına uyarlıyorlar. Ve geçenlerde yine Bahattin'le sohbet ediyordum. Ya dedi Süreya, o günleri ne kadar iyi hatırlıyorsun, benim kadar iyi hatırlıyorsun. Dedim ne yapıyorsun, hala patentlerle ilgileniyor musun? Dedi ki Süreya inanmazsın, her akşam hanım ve çocuklar uyuduktan sonra internete giriyorum. En son çıkan patentler hangileri? Bunları tekrar yakından inceliyorum. Yani buradaki hikaye, genç bir çocuk, enerjisi var, hırsı var, yenilikçi, öğrenmeye hevesli. Ve eğer bilgi dünyanın öteki ucundaysa, 1976 yılında bundan 36 sene önce kalkmış, Kayseri'den oraya gitmiş. Öğrenmiş, sonra da kendi konusunda dünyada birinci olmuş. Size de eminim buradan çok büyük dersler çıkıyor. Şeyi de unutmayın bu arada. Artık patentlere nereden girdiğini de unutmayın. Şimdi ikinci bir hikaye. Dedim ki bu ikinci hikayeyi de size direkt video ile gösterelim. Şimdi göstereceğim video Apple'ın kurucularından, iki tane kurucusu var. Steve Wozniak, bir de Steve Jobs.
Steve Jobs'ın videosu. Steve Jobs'ı ben de 1980-81 yıllarında ilk olarak Harvard'da okurken o yıllarda tanışmıştım Steve Jobs'la. Çok yaman bir adam. Bu arada Steve Jobs'ın babası Suriye'de doğmuş. Bize de çok yabancı değil. Gerçekten bu topraklarda çok muazzam bir enerji var, bir bereketlilik var. Yani Apple'ın kurucu babası, kurucusu Steve Jobs'ın gerçek babası Suriye doğumlu. Bizim topraklar. En azından topraklara çok yakın, eski topraklar diyelim. BlackBerry'nin kurucusu Mike Lazaridis, o da İstanbul doğumlu. Yani şunu söyleyeyim, bizim toprakların bereketi hiçbirimizin hiçbir eksiği yok. Onu da vurgulamak istedim. Steve Jobs'ın şimdi bir videosunu göstereceğim. 1996 yılında çekilmiş bu video. Bu videoda Apple'ın hikayesini anlatacak. Fakat hikayeye girmeden size iş dünyasıyla ilgili benim 28 senelik iş hayatında öğrendiğim çok önemli iki tane dersten bahsetmek istiyorum. Birincisi, benim Harvard'daki profesörüm olan Michael Porter'ın bir sözü. Adam strateji konusunda, iş dünyasında strateji konusunda dünyada bir numara. Harvard Üniversitesi'nde tarihi en başarılı 10 profesörden bir tanesi kendi adına enstitüsü var. Competitive strateji üstüne. Sadece şirketlere danışmanlık yapmıyor, ülkelere de danışmanlık yapıyor. 19 tane strateji hakkında kitap yazmış. Kitaplarındaki en önemli mesaj ne biliyor musunuz? İş dünyasında başarının sırlarından bir tanesi, belki de en önemlisi, kendine hedef, müşteri segmenti seçeceksin. Yani müşterine odaklanacaksın. Türkiye'deki herkese satayım demek değil. Kimlere? Kadınlara mı? Erkeklere mi? Kaç yaşındaki gruba? Ev hanımlarına mı? İş adamlarına mı? Yani hangi segmente? Hangi şehirdekilere? Müşterine odaklanacaksın. Sonra o müşteri için farklılaşacaksın. Ve diğer bütün alternatiflerden üstün olacaksın müşterinin gözünde. Yani burada da müşteri deneyimi kelimelerini vurgulamak istiyorum. Yani hedef aldığın bir müşteri grubu için odaklanıp neredeyse onlar için vazgeçilmez olacaksın. O müşteriye değdiğin her noktada müşteri iyi ki ben bu insanla, bu şirketle iş yapıyorum dedirteceksin. Her noktada. Her bir çalışanın şirketi. Farklılaşınca en başarılı strateji ortaya çıkıyor. Ve Türkiye'de birçok yerde seminerler veriyoruz. Seminerlerde insanlar diyor ki Süreyya Bey, bu farklılaşma konusunu anladık. Fakat söylemesi kolay ama nasıl yapacağız? Sizce bir şirketin farklılaşması için elindeki en büyük kaynak ne? Bir düşünün. Bence cevabı bu slaytta. İnovasyon, yenilikçilik. Fakat inovasyona da bir tanım getirmek istiyorum. İnovasyon demek ortaya yeni bir fikir atmak demek değil. Açıkçası söyleyeyim, CEO'yuz, işte 30 seneye yaklaşan tecrübemiz var. Eminim diğer iş adamları, kardeşlerim, abilerimiz de benimle aynı fikirdeler. Ortaya fikir atan çok. Önemli olan o fikirler arasındaki en iyilerini, en önemlilerini seçip ondan sonra onu, ki bu fikir ürün olabilir, hizmet olabilir, bir süreç olabilir, bir metod olabilir. Bu yeni fikri ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek. Yani gerçekleştirmek. Ve onun gerçekleşmesinin önündeki her engeli kaldırmak. Ve kendi tecrübemden teknoloji konusundaki inovasyon
yapması en kolay olanı. Niye? Çünkü Morse kanunu denilen bir kanun var. Bilgisayarların, elektronik aletlerin içindeki bu microprocessor denilen alet her 18 ayda gücünü ikiye katlıyor. Performansını ikiye katlıyor. Bakın, otomotivde bu olmuyor. Kimyada bu olmuyor. Başka hiçbir sektörde performans her 18 ayda ikiye katlamıyor. Bir tek bilişim sektöründe ikiye katlıyor. 2G ile 3G arasında 120 misli hız farkı var. Yani her 18 ayda ikiye katlayınca her 3 senede 4'e katlıyor. Her 4,5 senede 8'e katlıyor. 6 senede 16'ya katlıyor. 12 senede 16 çarpı 16 256'ya katlıyor. O yüzden muazzam bir gelişme olduğu için farklılaşmak için büyük bir kaynak. Şimdi gelelim Apple'a. Apple'ın videosunu göstereceğim. Steve Jobs'ın. Steve Jobs Apple'ı kurduktan sonra Apple büyük bir başarı yakalıyor. Bu arada teknik bir arkadaşla Steve Wozniak, pazarlaması yüksek olan Steve Jobs bir araya geliyor, takım oluyorlar. O da bence güzel bir ders. Yani tek başına kurmuyor. İkisi de birbirlerini çok iyi tanımlayıcı. Hatta kitabını okursanız Steve Wozniak'ın babası Steve Wozniak'a diyor ki ya diyor sen diyor niye gidip bu Steve Jobs'la ortak oluyorsun? Çünkü Apple 1 ve Apple 2'yi tasarlayan sensin. Hepsini sen yapıyorsun. Niye paylaşıyorsun diyor. Ama orada takım oyunu dengeye devreye giriyor. Yani birisi teknik konuda uzman, ötekisi ise iş dünyasındaki pazarlama, satış gibi konularda uzman. Ve şirket başarılı oluyor. Fakat bir yerden sonra yeni bir CEO getiriyorlar şirkete. John Scully isimli. Pepsi Cola'nın dünyadaki CEO'sunu Apple'a getiriyorlar. Ve bu John'la Steve Jobs ilk önce iyi anlaşıyorlar ama sonra araları açılıyor. Ve Steve Jobs'ı Apple'dan atıyorlar. Aradan 10 sene geçiyor. Apple 1996 yılında batmak üzere duruma geliyor. Şirketin kasasında sadece 2 aylık maaş kalıyor. Ve ben de o zamanları çok iyi hatırlıyorum. Yani 97'li yıllardan sonra Apple gerçekten batma tehlikesi getiren bir şirket durumuna düşmüştü. Hatta Microsoft gitti 150 milyon dolarda yardım etti ki kurtulsun diye. Şimdi 1996 yılında Apple tekrar Steve Jobs'ı şirketin başına getiriyor. Ve bir tane televizyonda bir görüşmesi var. Şimdi onu seyredelim. Ondan sonra da konuşmaya devam ederiz. Was that initial excitement all just a fictitious, if thrilling children's story? Or is the next chapter for Steve Jobs likely to be his gaudiest? What should we expect next from Pixar? Well, you know, Toy Story has really exceeded our expectations. It's about 180 million right now, I think, at domestic box office. It's being released internationally as we speak. And we're coming out with some CD-ROMs based on Toy Story starting in April. And they're dynamite. I think they're going to pretty much set a new benchmark for what can be done with CD-ROMs. Home video was expected later on this year, and we're well at work on our second film. We're about a year into development on it. So I think we have a business model, which is that we make feature films and surround them with a suite of related products. In addition to merchandise and home video, there's CD-ROMs and potentially, you know, sequels at some point in time. You first came to public attention with Apple. Mm-hmm. In recent weeks, it's been one of the failure stories of Wall Street and indeed of the American economy. What went wrong at Apple? Oh, gosh. You know, Apple, I haven't been there in a long time, but my perception is... We won't blame you for what's happened in the last 10 years. Yeah, no, I mean, my perception may not be complete, but from the way I see it, I mean, Apple was a company that was based on innovation. When I left Apple 10 years ago, we were 10 years ahead of anybody else. It took Microsoft 10 years to copy Windows.
The problem was is that Apple stood still. Even though it invested cumulatively billions in R&D, the output has not been there, and people have caught up with it, and its differentiation has eroded, in particular with respect to Microsoft. And so the way out for Apple, and I still think Apple has a future, there's some awfully good people there, and there's a tremendous brand loyalty to that company. I think the way out is not to slash and burn, it's to innovate. That's how Apple got to its glory, and I think that's how Apple could return to it. Evet. Şimdi, kısaca, görüşmede, bu arada görüşme yapan televizyon, o zamanlar Amerika'nın bir numaralı iş dünyası kanalı. Adam Steve Jobs'ı çağırıyor. İlk sorduğu soru hangi şirketle ilgiliydi? Pixar. Apple'la bile ilgili değil. Ve sıra Apple'a gelince adam ne diyor? Amerika'da borsanın ve Amerikan ekonomisinin en büyük başarısızlık hikayesi. Sen diyor bu şirkette ne yapacaksın diyor. Steve Jobs diyor ki, halen ümit var. Tahmin ediyorum ki, ümitliyim ki biz bu şirketi kurtarabiliriz. Çünkü diyor, çok değerli insanlar var. Ve bir tane mühendis Japonya'dan öğreniyor ki yeni bir çip yapılmış. Ve bu çipin içine çok az pil harcayarak 1000 tane şarkı koyabileceksin. Bu yeniliği öğrenince Apple hemen harekete geçiyor. Ve ortaya iPod çıkıyor. 321 milyon tane satılmış. Adamlar bilgisayar işindeyken inovasyonla, yani işin esasında özünde benzer, mimarisinde benzer ama başka bir müşteri segmentine odaklanıp muazzam bir müşteri deneyimi yaşatıyorlar. Ondan sonra iPhone 150 milyon tane satmış ve şimdi de iPad 40 milyondan daha fazla satmış. Ve Apple'ın değeri 600 milyar dolarla dünyanın en değerli firması oldu. Biraz evvel Mücahit Bey'le konuşuyorduk. Dedi ki Mücahit Bey, kasasında 100 milyar dolar var. Apple'ın. Kasasında 100 milyar dolar olan ülkelerin sayısını zannetmiyorum ki 5'e geçer. Ve size 96 yılında adam, yani şuradaki videosunu gösterdim. Başarısının sırrı neydi? Müşteriye odaklanmak, inovasyon, muazzam bir müşteri deneyimi. Mükemmellik için muazzam bir çalışma. İnovasyon. Ve hem ekonomik hem de toplumsal faydaya yol açıyor. Ondan sonra aynı başarıyı iPhone'larla ve diğerleriyle yaptılar. Bugün cep telefonu dünyasında üretilen karın %70'i tek bir firmaya gidiyor. İnovasyonla oraya gittiler. Zor durumdaydılar, yılmadılar, çok çalıştılar, ortaya çıktı. Şimdi Bahattin'in hikayesini anlattım. Steve Jobs'ın hikayesini Apple'a anlattım. Şimdi anlatacağım hikaye bu resim. Bu şirketin, bu takımın hikayesi. Tanıyor musunuz bu takımı? Bu takım 1994'te kurulmuş ve bugün bu 9 ülkede 65 milyon müşterisi var. Turkcell'in hikayesi. 9 ülkede 65 milyon müşteri. Türkiye'de 35 milyon müşteri, pazarda %53 pazar payı var. Evet. Aynı zamanda sadece Türkiye'den değil, bölgeden New York borsasında, dünyanın en değerli, en büyük finans merkezinde tek Türk firması. Ve şu büyük bayrak var ya arkadaşlar. Burada, yani New York'a bugün gitseniz burada koskocaman bir Amerikan bayrağı var. Fakat bugün, o gün New York borsasının üstünde Turkcell yazıyor
ve önünde de gördüğünüz gibi Türk bayrağı asılıydı. Sağ olun. Vallahi burada ben bir kere ilk önce bu başarıya da en büyük katkı bizim müşterilerimiz. Yani bu bir takım olayı ve Turkcell'in başarısı müşterilerinin desteğiyle oldu. İnovasyona, kaliteye önem veren müşterilerimizin desteğiyle muazzam bir başarı hikayesi Türkiye'den çıktı. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Biz Turkcell'de diyoruz ki işimiz teknoloji ama esas işimiz insan. Çünkü şirketin içinde şirketin stratejisini yapan da insanımız, şirketin teknolojisini kuran da insanımız, pazarlayan da insanımız tamamen takım olayı. Ve aynı zamanda da diyoruz ki Türkiye'nin insanları da bizim çok sevdiğimiz, bizim için çok değerli insanlarımız. O yüzden sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Kardelenler'de arkadaşlarım her yıl 10 bin tane kızımıza burs veriyoruz. Hiçbir ayrımcılık yapmadan sadece notlarına göre ve mümkünse onları hep teknoloji, inovasyon konularına çekerek. Gönül Körpüsü projesinde 4 senede 140 bin öğrenciyi doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye taşıdık. Yaz kamplarına götürdük. İstedik ki gençler umutsuzluğa kapılmadan, yanlış yollara düşmeden gönül köprüleri kursunlar Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşleriyle. Dostluklar kursunlar. 140 bin öğrenci. Yani nerede baksanız 5-6 tane stadyum dolusu insan. Bir senede hatırlıyorum, ilk senede 6000 otobüsle taşıdık bu öğrencileri doğudan batıya. Buna benzer olaylara çok önem veriyoruz. Van'da deprem oldu. İlk görevimiz kalitemizle oradaki iletişimin kesintisiz çalışmasını sağlamaktı. Çok şükür onu çok büyük bir başarıyla sağladık. Ve orada gençlerimiz gerçekten inanılmaz olağanüstü mühendislik yaparak telefonu kulağına getiremeyen fakat sadece SMS atan enkaz altında 67 tane kardeşimizi de Turkcell'in mühendisleri kurtardı. Çünkü acil yardım numarasını sadece sesli kayıt alan bir numaraydı. Oraya yollayan SMS'leri arkadaşlarım o pazar günü hafta sonu çalışarak, anında çalışarak dekod ettiler ve ondan sonra o insanların nerede olduğu anlaşıldı ve o müşterilere yardım ettik, hayatlarını kurtardık. Aynı zamanda Van kampanyasını teknolojiyle, inovasyonla tasarladık. Hem Turkcell 5 milyon lira koydu ama aynı zamanda halkımızdan da 5 milyon liraya yakın para topladık. Şimdi Van'da 200'den fazla öğretmenimize çelik konstrüksiyon, depreme dayanıklı, en dayanıklı çelik konstrüksiyon evlerden bir köy yaptırıyoruz. Aynı zamanda son Van depreminin merkezi olan Erciş'te bundan 10 gün önce açılışını yaptık. Şu anda 120 tane Turkcell'li Erciş'te çalışıyor. Depremin olduğu yerde ve bu çalışan kardeşlerimizin %50'si engelli. Bunları anlatıyorum sebebi bunlardan motive olun diye. Yani inanın ben lise yıllarındayken o zamanlar Türkiye'de solculuk sağcılık tartışmaları çok çetindi. Ve ben kendi kafamda iş adamlığını neredeyse kutsal bir iş olarak görüyordum. Diyordum ki eğer çok çalışırsak, bir takım kurarsak, bu arkadaşlarla teknolojide yenilikçilik yaparsak, gidilmemiş yerlere gidip üstün ürünler yaparsak, başarılı olursak ülkemizin ekonomisi gelişecek. Daha fazla kişiye istihdam sağlayacağız. Çevremizdeki insanlarımıza bu sosyal sorumluluk projeleri gibi projeler yapabileceğiz. O yüzden siz de motive olun. Yani okul bitiyor, hayat başlıyor. Hayat
daha renkli, size daha çok getiri verecek. Yani inanın bir 10 gün önce Van'da Erciş'te o kardeşlerimi görünce belki de çok duygulandım ama hayatımdaki en büyük ödül o engelli kardeşlerime Erciş'te istihdam sağlayabilmekti. Başka insanlara faydalı işler yapmak inanın çok zengin olmaktan çok daha değerli. O tecrübeyi de size aktarmak istiyorum. Daha dün Karabük'teydik. Karabük'ün en büyük işvereni Kardemir. Orada Kardemir'in dışında başka işlerin de olabileceğini gösterdik. Orada da 110 kişi kapasiteli yeni bir çağrı merkezi kurduk. Ve onun açılışında dün yaptık. İnşallah o da ülkemize hayırlı olur. Çağrı merkezlerinde şunu belirteyim. Burada da inovasyon çok önemli. Farklı düşünmek, kendine güvenmek, gidilmemiş yerlere gitmek için cesaret sahibi olmak. Bakın, 2006 yılından önce Türkiye'de Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, bir de Uşak, bu 5 şehir dışında hiçbir şehirde çağrı merkezi yoktu. Turkcell bir öncü olarak cesaretle risk aldı, Erzurum'a gitti, Erzurum çağrı merkezini kurdu. Ve o çağrı merkezini kurmadan önce birçok kişi bize dedi ki, ya Erzurum'a yatırım yapmanın mantığı yok. Kışın eksi 50 derece oluyor, siz çılgın mısınız? Bir de orada neyi üretsen İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya ulaştırmak dünyanın yolu. Çok masraf. Erzurum'a yatırım yapmanın mantığı yok. Fakat teknolojiyle siz fiber optiği çekiyorsunuz. Oradaki çalışanlar, Atatürk Üniversitesi'nden mezun 40 bin, okuyan 40 bin tane öğrenci var. Oradan mezun olan çocuklarla çok güzel bir hizmet veriyorsunuz. Erzurum Çağrı Merkezi bugün sırf Turkcell'de 1250 tane istihdam sağlıyor. Fakat biz oraya gittikten sonra Finansbank gitti. Başka firmalar gitti. Şimdi 5000'e yakın çağrı merkezinde çalışan insan var Erzurum'da. Ve çok mutlular, çok başarılılar bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Ve bu bir pilot projeyle başlamıştı. 24 kişilik. Ve bugün o tesiste o ilk proje, pilot projeyi başarılı yapan 24 tane ilk çalışanın resimlerini astık. Dedik ki bu takım pilot projeyi başardı. Biz Erzurum'u 24'ten 1200'e büyüttük. Şu anda Erzurum 5000 oldu. Ondan sonra da arkadaşlar oradan aldığımız cesaretle Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'a biz gitmeden önce Diyarbakır'daki en büyük işveren 75 çalışanıyla bir mermer fabrikasıydı. Biz Diyarbakır'a 1000 kişilik istihdam sağlayacak Diyarbakır Turkcell çağrı merkezini kurduk. O da bir öncülüktü. İnanın herkes dedi ki ya Süreyya siz çılgın mısınız? Niye gidiyorsunuz oraya? Niye risk alıyorsunuz? Fakat gittik. Sayın Başbakanımız ve 7 tane bakanımız açılışa geldi. Yani şunu da söyleyeyim, o gittiğimiz gün kepenklerin kapandığı bir gündü. Diyarbakır'dan dumanlar çıkıyordu. Biz de Diyarbakır'daki en büyük işveren tesisini o gün açtık. Ve ben hatırlıyorum o sabahı. Yatağımdan kalkarken şöyle bir durdum. Dedim ki belki bu akşam nasip olmayacak bu yatağa geriye dönmek. Fakat başardık. Yani inanın dün yine şehitlerimizi kaybettik. Ben bu sorunları aşmakta ekonomik kalkınmanın, herkese umut, ümit vermenin, beraber çalışmanın, fırsat eşitliğinin çok büyük bir rolü olacağını düşünüyorum. O yüzden biz iş dünyasına bu konuda da çok büyük görevler düşüyor. Biz de elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Turkcell, bakın burada 2005 yılında Kapital dergisine göre Türkiye'nin en beğenilen şirketi, 2006'da ikinci oldu. O yıldan beri halen her yıl Türkiye'nin en beğenilen şirketi seçiyor. Ve bu araştırmanın sonucunu araştırdık. Niye insanlar bizi seçiyor? Çünkü bazen çeşitli sebepler yüzünden Turkcell aleyhine
yönetim kurulu olsun, başka konular olsun, Turkcell aleyhine de basında yayınlar oluyor. Araştırdık. Niye Turkcell en beğenili? Tahmin edin ne? Sebebi, Turkcell'in birinci sebebi yenilikçi olması. İnovasyona hevesli olması. Yani bu da bize inovasyona önem verince, yenilikçi olunca her konuda kazanabiliyorsunuz, farklılaşıyorsunuz. Mobil iletişimde Türkiye dünyada birinci. Bunu söyleyen kim? Fransızların INSEAD Üniversitesi ve Davos'taki World Economic Forum. Kardeşlerim, siz bunu biliyor muydunuz? Mobil iletişimde nüfusu kapsamada 138 ülke arasında Türkiye birinci. Türkiye 3G'ye geçen 101. ülke. Ve birçok konuda, inanın birçok konuda 46.yüz, 60.yüz, 89.yüz. Bir konuda Türkiye birinci, o da mobil iletişim konusunda. Ve bir şey daha söyleyeyim. Mobilde aynı zamanda mobil internet hızında da dünyada Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Rusya'dan, Almanya'dan daha hızlı Turkcell. Aynı böyle bir inovasyon konferansında geçen senenin sonunda Apple'ın kurucusu, diğer kurucusu Steve Wozniak sahneye çıktı. İlk söylediği söz, Turkcell 3G Amerika'daki 4G'den daha hızlı dedi. Bunu söyleyen Amerika'da Amerikan başkanından üstün hizmet madalyası almış olan dünyadaki ilk kişisel bilgisayarla PC'yi kendi başına tasarlamış olan Steve Wozniak. Türkiye Amerika'dan daha hızlı dedi. Ve başka bir konu, fiber internet. Fiber internette bugün Türkiye'nin ortalaması 2.9. Turkcell, inanın 5 sene önce biz fiber internet işinde değildik. Ama yenilikçi olmamız lazım, inovasyon yapmamız lazım. Dedik ki gelecekte fiber internet çok önemli olacak. Biz oraya yatırım yapalım. Ve Türkiye'nin ortalaması 2.9 megabits per second. Süper online 20, 50, 100, 1000 megabit per second veriyor. Eğer siz bir gigabaytlık bir videoyu normal hızda yüklerseniz, download ederseniz 48 dakika, 20 megabayt kullanırsanız 7 dakika, 50 dakika kullanırsanız 3 dakika. Bunlar hep inovasyon. Arkadaşlar, başından geçti tecrübe, o yüzden anlatayım. Yıl 2008 yılları. Dünyada bir 3G devrimi oluyor. Apple'ı Apple yapan iPhone ürünü bir tek 3G'de çalışıyor. Dünya 3G'ye giderken Türkiye'de 3G yoktu. Ve rakiplerimiz Türkiye için çok erken. Türkiye hazır değil. Türkiye fakir ülke. O yüzden 3G yatırımını kaldıramaz diyorlardı. Ve birçok ihale iptal edildi. Fakat öyle bir dönemde bile Turkcell olarak bu yenilikçiliğin, inovasyonun Türkiye için çok önemli olduğunu düşündük. Sonra devletimizin verdiği lisansla 3G'ye girdik ve dünya ekonomik krizdeyken, bütün telekom firmaları yatırımları kesmişken biz yatırımlarımızı 2'ye 3'e katladık. 2008, 2009, 2010 yıllarında. O yüzden Türkiye 3G'ye giden 101. ülke olmasına rağmen bugün 3G'de dünyanın en hızlı ülkelerinden, mobil iletişimde birinci olan ülkelerden. Niye? Onlar krizde yavaşladıklarında, frene bastıklarında biz doğru vizyonla, büyük bir inançla, kendimize güvenle yatırımlarımızı yaptık. Yani bu da bence size muazzam bir örnek olmalı. Ve bu reklamı Türkiye'de değil, Türkiye dışındaki en önemli mecmualarda, gazetelerde aylarca çıktık. Diyor ki Türkiye, the smart move, akıllı hareket. Tabii güzelliklerinde zengin, ısısı ortalama 28 derece ama mobil iletişimde dünyada birinci,
fiber internette 1 GB hızını verebiliyor. O yüzden Türkcell'li Türkiye yaşanacak, çalışılacak yer. Gel burayı ziyaret et, uzun uzun kal. Gel buraya yatırım yap, buranın verimini, bereketini gör diye bu reklamları yaptık. Ve bence ya benim hayatta aldığım en büyük ödül belki de bu reklam. Burslu, aynı sizin gibi liseyi bitirmiş, üniversiteye gitmiş bir genç olarak iş hayatına atıldık. Allah'a çok şükür diyorum. Kendi konumuzda Türkcell takımıyla, müşterilerimizin desteğiyle kendi konumuzda dünyada ülkemizi birinci yaptık. Ve kendimize güvenle, gururla bu reklamı yapabiliyoruz. Türkiye'nin dışındaki diğer şirketleri, insanları da Türkiye'ye davet edebiliyoruz. Artık konuşmamın sonunda siz gençlere kariyerlerinizde bazı somut tavsiyeleri tekrar bu formatta vurgulamak istedim. Şimdi Turkcell'de ben orada genel müdür olduğumdan beri sadece yöneticilerin değil, her bir çalışanımızın bir lider olması için büyük bir gayret sarf ettim. Turkcell demek genel müdür demek değil, üst düzey yöneticileri demek değil. Turkcell demek bir takım demek. Takım ne kadar güçlüyse, takımın elemanları ne kadar güçlüyse takım o kadar güçlü. Hep buna inandım. Hiçbir zaman hep ben değil, hep biz demeye çok büyük önem verdim. Çünkü şunu biliyorum. Yani hayatta öğrendiğim derslerden iki tanesi var. Tekrarlayayım. Her birinizin arkadaşlar çok muazzam bir potansiyeli var. Siz bugün potansiyelinizi bu kadar görebiliyorsunuz, olabilirsiniz. Ama esasında tavanda. Sizin hayal edebildiğinizden çok daha yüksek bir potansiyeliniz var. Yani bu odadan belki geleceğin en başarılı adamları çıkacak. Belki geleceğin Steve Jobs'ları, Bill Gates'leri çıkacak. Belki geleceğin başbakanları çıkacak. Cumhurbaşkanları çıkacak. Üniversite rektörleri çıkacak, profesörleri çıkacak. O yüzden siz ne kadar yüksek hayal ederseniz o hedefe ulaşmak için şansınız o kadar yüksek. Ama aynı zamanda ikinci ders, büyük işleri başarmak bir takım oyunu ve zaman alıyor. Ve takım oyununu da hiçbir zaman unutmayın. Tek başınıza başaramazsınız. Takım oyunu oynamak çok çok kritik. O yüzden biz de Turkcell'de liderlik modelinde diyoruz ki, aklınızda kalsın, lider kelimesi İngilizce leader kelimesinin benzeri. Aynı kelime kökünden geliyor. Leader kelimesi de to lead kelimesinden geliyor. To lead demek, orada ilk önce birinci konu liderde yön göstermek. Hangi yönde gideceğiz? Birinci konu bu. Liderin gösterdiği yön eğer yanlış olursa o kurum, o şirket, o takım büyük bir zarar görür. O yüzden Turkcell'de diyoruz ki liderlik bu üç kısımda bakacağız. Birincisi iş konusunda lider olması lazım. İşini iyi bilen, vizyon sahibi, yenilikçi. İş dünyasında başarının en önemli kriterlerinden bir tanesi sadece bugünkü işi nasıl yönetmek değil. 2 sene sonra dünya nasıl bir dünya olacak? 5 sene sonra dünya nasıl bir dünya olacak? Bu konular çok kritik. O yüzden vizyon sahibi olmak lazım. İşini o kadar iyi bileceksin ki hissedeceksin ve gelecekteki benim sektörüm 5 yıl sonra, 10 yıl sonra böyle gelişecek diye bunu görmek lazım. Steve Jobs bunu gördü. Bizim Bahattin bunu gördü. Turkcell takımı da 3G'nin önemini gördü, fiber internetin önemini gördü. Yani 3-5 yıl sonra ne olacağını görmek çok kritik. İkinci konu o takım oyununda birlikte başarma, takım oyunu oynama, takıma enerji verebilme, güçlü bir iletişim, takımla güven üstüne o ilişkiyi kurabilme. İnovasyonun
kaynaklarından birincisi, dünyada o konuda neler oluyor onu takip edeceksiniz. İnternetten takip edeceksiniz, mecmualardan takip edeceksiniz, dergilerden takip edeceksiniz. Hatırlıyorum bir gün Microsoft'tayız. Orada training, yani eğitim, şirket içindeki eğitimden sorumlu arkadaş yanında Bill Gates'e bir sunum yapıyordu. Dedi ki, Bill işte önümüzdeki haftalarda bu kadar çalışanımıza eğitim vereceğiz. Bunlar dedi Japonya'dan gelecekler, Almanya'dan gelecekler, Avusturya'dan gelecekler. Hepsini Seattle'da toparlayacağız. Bunlara eğitim vereceğiz. O zaman da eğitim verince Microsoft daha gelişecek. Ve eğitimlerimizi geçen seneye nazaran %10 arttırıyoruz mu? Öyle bir şey dedi. Bill Gates çıldırdı. Ya dedi siz manyak mısınız? Adamları Japonya'dan niye getiriyorsunuz? Niye bilgiyi oraya yollamıyorsunuz? Ya dedi bu adamlar bir kitap alıp kendileri okumuyorlar mı? Mecmua alıp okumuyorlar mı? Niye illaki Japonya'daki adamı gelip sınıfa koyacaksın da orada öğreteceksin? Böyle bir dünya. O yüzden öğrenmeye hevesli olmak çok önemli. Cesur olmak çok önemli. Kendine güven çok önemli. Bir de mütevazi olmak. Yani hepimiz insanız. Hepimizin iki ayağı var, iki gözü var. İki gözü de dikkatle söylüyorum. Bazılarımızın da yok. Mütevazi olmamız, insan olmamız, ayaklarımızın yere basması da çok önemli. Ve hiç kimseye kendinizi üstün görmeyin. Hep onlarla göz göze temas kurarak aynı seviyede konuşun. Arkadaşlar, yani Turkcell'de benim inandığım liderlik bu. Yani aklınızda kalsın. Birincisi yön gösterme, ikincisi insanların güvenini kazanıp onlara enerji vererek, onları ikna ederek o inandığınız yoldan gitmeleri için onları ikna etmek, onları çekebilmek. Bunun için de sağlam bir temel lazım. Orada da bu karakter var. Şimdi bir tane film göstereceğiz. Bu filmi dikkatle izleyin. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladı. Fakat ben bu filmi artık liderlik konferanslarında, eğitimlerinde bir araç olarak kullanıyorum. Çünkü farklı düşünmenin, yenilikçi olmanın çok güzel bir örneği, inanç sahibi olmanın, yılmamanın çok güzel bir örneği. Filmi göstermeden önce size bir soru. Gözleri görmeyen bir insan bisiklete binebilir mi? Evet, filmi seyredelim. Çocuklarımız 17 tane sporcuyu sıra bekleyerek sırayla bunlar iniyorlar. Normal basma, normal değil. Bu spor hayatıma eklendi. Mutlu oldum. Sürerken ne bileyim ya kendimi diğer arkadaşlarımdan daha özgür hissediyorum. Ben de artık yani engelli değilim diyorum artık kendim için. Giderken hızı yaptıktan sonra yüzümüze rüzgarın çarpması, hani böyle arabada gidiyormuş gibi fakat senin verdiğin hıza göre giden bir şeye ve görme engelli olduğun halde gitmesi çok değişik bir duygu. Bunu anlatamam ama yani böyle bir duygu. Görme derecem %35 güneş olmadığı zaman görebiliyorum. Güneş olduğu zaman %10'a falan düşüyor. Bisiklet benim hayatımda çok çok her şeyler değiştirdi, gururlandırdı. Vallahi çok teşekkür ediyorum Turkcell'e. Gerçekten de gurur duyuyorum. Ve insanların bize bakış açısı da gerçekten çok değişiyor. Çünkü önde bir gören de arkada bir görmeyen. Başaracağız.
Ve inşallah kazanacağız. Başaracağız, başaracağız. Biz bu işi başaracağız. Vay, gördünüz. Yani farklı düşünerek, bisiklete binme sporu sadece direksiyonu kullanmak değil, o işin en kolay tarafı. Önemli tarafı pedala basmak. Ve bu kardeşlerim farklı düşünerek bu tandem bisikletlere binebiliyorlar. Ve olimpiyatlara hazırlanıyorlar. İspanya'ya gittiler, barajları açtılar. Çok başarılı örnek oldular bütün Türkiye'deki gözleri görmeyen gençlere. Farklı düşünmek, inanmak. En sonundaki çocuk belki gözleri görme konusunda bir bazılarımızdan daha eksiği olabilir. Ama en yüreklisi, bizden daha fazla yüreği var, fazlası var. Ne diyor? Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Yani bu filmi unutmayın. Farklı düşünün ve başarmaya kilitlenin. Çünkü arkadaşlar artık Türkiye'nin zamanı. Yani bunu canı gönülden inanıyorum. Size örnekleriyle gösterdik. İletişim altyapısı konusunda, bilgiye ulaşma altyapısı konusunda artık Türkiye dünyada birinci. Artık bilgiye ulaşmak için Kayseri'den Ann Arbor, Michigan'a gitmeye gerek yok. Artık fırsat eşitliği var. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Hep beraber çalışacaksınız. Ve bizden daha iyi yerlere gideceksiniz. Daha büyük başarılara. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun efendim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Turkcell'den bir arkadaş var. Alper Bey. Alper Bey, Alper'i de sahneye davet edeceğim. Çünkü bazı soruları o da Türkiye'den toparlamış. Onun da sormak istediği sorular varmış galiba. O da sahneye gelirse iyi olur. Evet, sorulara hazırız. Tamam, Alper Bey'den sonra iki soru ondan alacağız. Sonra salondaki arkadaşlarımızdan. Merhabalar Alper. Nasılsın? Alper, Türkiye'de bütün gençler arasında Turkcell 5 tane temsilci seçti. Alper de Turkcell'in kariyer konusundaki temsilcisi. İlk önce seni tebrik ediyoruz. Türkiye'deki bütün gençler arasında birinci olman büyük bir başarı. Bir video koymuştu. O videoya en çok oyu kendisi aldı, kendisini tanıttı ve bir seçim kampanyası yürüttü. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Süreyya Bey, bildiğiniz üzere Facebook Genç Türksel bloğumuz üzerinden gençlerle sürekli temsilciler olarak iletişimdeyiz. Onlardan size yönelik bayağı bir talep geliyor. Özellikle ben çok talep alıyorum. Size bayağı sorular var. Ben onlardan bir iki tanesini seçtim. İzninizle size sormak istiyorum. Tamam. Da. Bir tanesi şöyle. Üniversite yıllarınızda kendinizi geliştirmek ve iş hayatına hazırlanmak için neler yaptınız? Henüz öğrenciyken hangi yönlerinizi geliştirmeye gayret ettiniz? Evet. Söyleyeyim, Amerika'ya gittim. Dediğim gibi burslu gittim. Para bazen geliyordu, bazen gelmiyordu. Ve Amerika'da lisan okulunda ilk aylarımı geçirirken aynı zamanda dedim ki ya boş vaktim var. O boş vaktimde kafeteryada çalışayım. Oradan da 3-5 kuruş para kazanayım. İleride ihtiyacım olabilir. İnanın kafeteryada işim süt, hem tabakları temizlemek hem de boşalan süt konteynerler vardı. Onları değiştirmekti. Ve orada yani bazı zengin çocukları benimle dalga geçiyorlardı. Bizim tabakları kaldır, sütümüz eksik oldu falan. Yani hayatta zorluklar olabilir. Benim de başımdan böyle zorluklar geçti. Ama bunlar size enerji vermeli. Bunlar size daha çok inanç vermeli. Bir defa yani çok şükür demeniz lazım ve hep ileriye bakarak geleceği nasıl daha iyi hale getiririm. O yüzden gerektiğinde çalışacaksınız, mümkün olduğu kadar pratik elde edeceksiniz ve geleceğin iyi işleri nelerdir, geleceğin yeni işleri nelerdir, onları öğreneceksiniz. O yüzden öğrenmeye hevesli olmak, araştırmacı olmak, internet olsun, mecmualar olsun, kitaplar olsun, bunlardan devamlı öğrenmek ve iş dünyasında başarılı olan şirketlere girip bu başarı nasıl ortaya çıkıyor, bunu öğrenmek bence çok kritik. Ben bunları yapmaya çalıştım. Peki, çok teşekkür ederim. İzninizle bir soru daha var, onu da sorayım.
Girişimcilik deneyimlerinizi biraz anlatır mısınız? Girişimcilik tecrübelerinize, kariyerinize nasıl etkisi oldu? Gerçi biraz anlatmış oldunuz ama. Evet, ben girişimciliğe gerçekten çok önem veren bir kişiyim ve lise yıllarında söyleyeyim, benim hedefim bir şirkete genel müdür olmak değildi. Benim hedefim girişimci olmaktı. Ve ben esasında özünde, kalbinde, yüreğinde girişimci olan bir insanım. Ve Turkcell'deki çalışan kardeşlerime de her gün diyorum ki, ya Turkcell çok profesyonel bir şirket olarak biliniyor ama benim sizden beklentim sadece profesyonel olmanız değil. Girişimci olmanız. Girişimci demek işte doğru vizyona sahip ve o vizyonun gerçekleşmesi hem toplumsal fayda hem de ekonomik fayda için inovasyonu gerçekleştirebilmek. O yüzden girişimciliği hepinize çok 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 tavsiye ediyorum. Türkiye'de muazzam bir ekonomik başarı var. Burada bence hükümetimizin istikrarının, liderliğinin çok büyük bir önemi var. Ama aynı zamanda genç, dinamik, girişimci, Türk iş adamının da çok büyük bir emeği var. Sağ olun. Efendim salondan da alalım mı soruları orada? Alper'e teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Edelim. Sağ olun. Evet, ben alayım isterseniz mikrofonu. Hazır hemen orada. Arkadaşlar zamanımız taştı. Bilgiler birçok soru zaten cevaplandı. Evet, hemen orada. Buraya da söz vereceğim hızlıca. Sesin geliyor. Osman Ergen, Gazi Üniversitesi'nden katılıyorum. Efendim, konuşmanıza başlarken yaşadığınız zorluklardan bahsetmiştiniz. Kariyer hayatınız boyunca esen şiddetli rüzgarlara karşı dik durmak mı, yani zorluklara direnip sabretmek mi, yoksa zorlukları önemsemeyip her an bir adım daha ileri nasıl atabilirim konusunu düşünmek mi sizi olgunlaştırdı, bu seviyelere getirdi? Vallahi işte anlattıklarından bence çıkan mesajlar var. Burada yaptığın işi sevmek çok önemli ama aynı zamanda da yani hem kalbini dinleyeceksin, sevdiğin işi yapacaksın. Çünkü hayat kısa. Ve sevmediğin işte vakit kaybetmek bence gerçek vakit kaybı. İlk önce ilk temel prensip sevdiğin işi yapacaksın. Ama ikincisi kalbini dinlediğin gibi iki kulağının arasındaki beynini de dinleyeceksin. Geleceğin iyi işleri neler? Fırsatlar nerede? Yani bakın ben Amerika'ya gittiğimde Amerika'nın en başarılı 10 firmasından bir tanesi Kodak isimli bir firmaydı. Kodak'ı hatırlıyor musunuz? Ne yapıyordu o firma? Film. Fotoğraf makinesine film yapıyordu. Geçen sene açıkladılar, Kodak iflas etti. Britannica diye bir tane ansiklopedi şirketi vardı. Geçen aylarda açıkladılar, artık ansiklopedi basım işini durdurdular. Sadece dijital ortamda bilgileri paylaşacaklar. Yani teknolojiyle, çeşitli sebeplerle devamlı dünyada bir değişim var. O yüzden geleceğin önümüzdeki fırsatlar nerede? Bunu devamlı takip etmek lazım. Bunun için de öğrenmeye hevesli olmak lazım. Sürekli öğrenen, araştıran bir kişi olmak lazım. Meraklı olmak lazım. Ben ama inandığınız bir vizyon varsa oraya yazdım. Cesur olacaksın. Kendine güveneceksin. Bence başarı burada. Ve söyleyeyim, yöneticilerinizin hoşuna gidecek diye inanmadığınız şeyleri söylemeyin. Hep inandığınızı, güvendiğinizi söylemeniz lazım. Özü bir, sözü bir kişi olmanız lazım. Çünkü sonunda şuranızda, siz de her birinizde bir markasınız. İnsanlar diyor ki, Ahmet güvenilir, şu kişi güvenilmez. Hiçbir zaman o güvenilmez markasını yememek lazım. Silmesi en zor marka o. Hep, çünkü herkes sizi yaptığınız her konuda devamlı değerlendiriyor. O yüzden cesur olmak, dik durmak bence çok çok önemli. Efendim burada bir soru var. Son soru olsun. Tamam. Zamanımız taştı. Diğer misafirlerimize bekliyor. Evet, senden alıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Adem Öztürk, Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Risk alıp yaptığınız işler bugüne kadar istediğiniz gibi olmuş ve gerçekleşmiş. Buna Erzurum ve Diyarbakır örneklerini verdiniz. Peki ya bunlar gerçekleşmeseydi, istediğiniz gibi olmasaydı, yani hedeflerinize ulaşamasaydınız, o zaman ne yapacaktınız? Yani nasıl bir yol izleyecektiniz? Ben bunun cevabını almak istiyorum. Teşekkür ederim. Valla şimdi arkadaşlar,
Hayatta başarı sadece iş adamı olmak değil. Önemli olan insanlara faydalı işler yapmak. O yüzden bir defa söyleyeyim, benim şöyle bir düşüncem var. Ben son nefesimi vermediysem ben ölmedim. Mücadele edeceğim. Ve hayat büyük bir mücadele. Ben bugün Türkcell'in başındayım. Hepinizin aklına gelmedik mücadele içindeyim. Söyleyeyim. Birçok sabah 5.30'da uçağa biniyorum. Gece 11'de eve geliyorum. Hafta sonları çalışıyorum. Yani hayat mücadele. Hayatta bu arada kazalar da olabiliyor. Hiçbir zaman yılmayacaksın. Mücadele mücadele. Ama eğer yüreğini dinlersen, aklını kullanırsan, kendine inandığın bir vizyon seçersen, burada insanlara, topluma faydalı işler yapmak bence en önemlisi. Bu prensipler altında çalışırsan başarı sizden kaçamaz. Hepinizi çok seviyorum. Yolunuz açık olsun. İyi günler. Efendim bir plaketimiz var. Bir plaket vermek istiyorum size müsaade ederseniz. Mesut Bahça, Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden öğrencilerimiz takdim edecek. Buyurun. Merhaba, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.